Bakın tazecik mantar kendini yenilemeye başlamış. Şöyle. Ama dereden böyle resmen sanki mantar akmış. Şöyle de yarım sepeti geçti mantarlarımız. Yumurta tavası kadar hoppa. Her türlü gideri var arkadaşlar mantarımızın. Şu efsaneyi alalım maşallah. Arkadaşlar günaydın. Erdoğan hocamla yine birlikteyiz. Çam mevkisi için Kanlıca Çıntar mevki ne diyorsanız onun için sahalardayız. Geldik güzel bir ormandayız. Bakın şöyle çamlık sahil çamı muhtemelen o tarz bir ormandayız. Hadi başlayalım, ilk mantarımızı bulduk. Bize rastgele size keyifli seyirler. Evet arkadaşlar, ilk mantarlarımızla karşılaştık. Bakın burada tepsi gibi bir mantarımız. Hocam kesme. Maşallah. Bak hocam bir tane de yanında varmış. Otların içi mantar dolu arkadaşlar. Hemen şurada da bakın. Şöyle. Evet, birazcık bir tık geç kalmışız. Bakın şurada dörtlü beşli bir grup var. Ondan sonracığıma neredeydi benim deniz göklerime? Şurada yine güzel bir kanlıca. Burada yine heybetli bir kanlıca daha. Şurada arka tarafta da var. Çok iyi bir başlangıç yaptık arkadaşlar. İnşallah devamı da bu şekilde gelir. Arkadaşlar o kadar güzel mantarlar bulmaya başladık ki bakın tazecik. Mantar kendini yenilemeye başlamış. Şöyle harika kanlıcalar. Gel bakalım aslan. 1-2 Zaten bu kendiliğinden geldi. Evet. Olay sanırım tam da bu. Kütür kütür. Kütür kütür. Evet, sepetimiz yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Arkadaşlar, bence yine harika bir kanlıca ocağı bulduk. Bu ağaçları da böyle kesmişler ama. Neyse bakın, şöyle şurada turuncu turuncu bize bakıyorlar. Birazcık deform olmuş bir kimisi ama. Evet arkadaşlar, şöyle. Hala gideri var. En büyük olanı da alalım. Kanlıca mantarını arkadaşlar tanımlarken hemen şöyle turuncu bir şapka. Bu daha açık tonlarda oluyor. Üzerinde hafif belirli belirsiz halkacıklar oluyor. Yani bu şekilde böyle. En önemli özellik lameller. Turuncu ve sık lameller. Ve saptaki şu turuncu halka arkadaşlar. Bu mantar kurumaya başlasa bile bu turuncu halka kolay kolay kaybolmuyor. Şöyle elinizi ellediğiniz zaman şu sap kısmında elinizi turuncuya boyayacak. İşte bu çok boyamadı ama şöyle bıçağımdan da gösterebilirim. Kanlıca mantarını bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Herhangi bir yüzük, Volvo tarzında bir şey olmuyor kanlıcılarda. Çok güzel. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar, Erdoğan hocamla yine harika bir güzellik bulduk. Küçük bir yumurta tavası kadar. Hoppa. Her türlü gideri var arkadaşlar mantarımızın. Yanında var. Arkasında da bir tane var galiba hocam. Evet. Sizin arkanızda. Şurada da bir tane var. Bakın orada bir tane de biz basmışız galiba. Tabii insan sıklık bir arkadaşlar. Piranç çok. Yani göremiyorsunuz. Paldır küldür gezdiğiniz için de ister istemez bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Hemen şöyle bakalım. Dedik başka bu tarafa doğru gelmiş midir, akmış mıdır? Hem merayı görün arkadaşlar. Bu tarz yerlerde mantar bulabileceğinizi bilin. Maşallah. Hocam. Dedim ya arkadaşlar bilin diye. Hiç kapatmadan şu efsaneyi alalım. Maşallah. Evet aslan, gel bakalım. Bakın arkadaşlar. Dadadadam. Dadadadam. Oo, hocam buldu. Hazineyi buldu. Hemen gidiyoruz hocamın yanına. Çekimlerimiz son hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Hocam bunun altında var galiba. Dolatsana şuradan. Bence. Bak şurada bir taş mı lan? Taşmış o, pardon. Evet şurada arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel hocam ya. Tazecik. Bak hocam, bir de beğenmiyordum mantarları sabah girdik de. Tamam, devam. Evet, süper. Al hocam, şunu da alıver de.
Arkadaşlar, bu iş çok iyi bir şey. Evet arkadaşlar, şimdi bir dere yatağındayız. Bildiğiniz dere. Ama dereden böyle resmen sanki mantar akmış. Güzelliklere bakın ya. Şurada da var. Şuradan alınmış. Erdoğan hocam aldı herhalde. Bakın şurada var. Yani şükürler olsun. Bugün yine nasibimiz açık duruyor. Şöyle de yarım sepeti geçti mantarlarımız. Nasıl hocam? Hadi gidelim bir de hocamın oradaki mantarları çekelim. Bakın arkadaşlar. Çevir çevir bakalım hocam. Geçmiş ya. Biraz geç kalmış arkadaşlar. Bir de suluk suluk diye burası. Aynen, su akmış, mantarı bozmuş. Muhtemelen bu karşı yamaçları da vardır. Hadi toplamaya devam edelim. Oo, cam gibi. Olay bu.